Yazar, radyocu, televizyoncu, daha birçok özelliği olan bir kişi Eren Erdem. Güzelciliğim. İnsanlığın önündeki en büyük veba olduğu kanaatindeyim. Yanımızda CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem var. Eren Bey, siz saatlerdir, dünden beri buradasınız. Darbeci olduğu iddia edilen Gülencilik bir vebadır, bir salgındır. Yanımızda CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem var. Eren Erdem. Gülencilik maske takmış bir sinsilik yapıyor. Mütedeyyin bir gelenekten geliyoruz. 78 milyon vatandaşımızın tamamının ölmesi gerektiğini düşünen, darbeciye destek verdiği, darbeciye destek verenin destekçisi, onun destekçisi, onun internetini yapanı, çılgın manyaklarca bu iş yapıldı. Eren Erdem. Genel olarak gördüklerinizi özetleyeyim dersem, biz okullar açıyoruz diyorlar. Açtıkları okullarda insanlara yanlış şeyler öğretiyorlar. İslam'ı yanlış öğretiyorlar. Sizi özetleyeyim dersem, darbecilik yapabilir. Kendi tercihidir yani. Darbeyi savunabilir. İnsanları da aldatıyorsun. Bu ne demek? Mütedeyyin bir gelenekten geliyoruz. Bu çelişkiler çok komik çelişkiler. Daha birçok özelliği olan bir kişi Eren Erdem. Irak'taki kadınlar benim anam bacımdır. Vietnam'dakiler de öyledir. Bugün kalkmışlar Türkiye'nin 1 milyon satan X gazetesi akşama kadar 28 Şubat'ın aleyhinde, darbeciliğin aleyhinde yazılar yazıyor. Yazık, ayıp ya. Bu kadar komik bir tezat olur mu? Bakın, Mekke'deki putperest müşriklerin tamamı namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar ve kurban kesiyorlar. Bunların ayetleri var. Mütedeyyin bir gelenekten geliyoruz. Bu kadar bir komedi olur mu? Bu kadar mantıksız olur mu bu insan? Efendim, yıllardır işte Alevi şöyledir, Alevi böyledir bu ülkede. Böyle bir Alevi karşı propagandası yürütülmüştür. Yani oradan Ebu Leheb'i çıkarın, Muhammed koyun. İnanın, acayip bir dua. Yani böyle müthiş bir Müslüman olduğunu falan zannedersiniz. Yazar, radyocu, televizyoncu, daha birçok özelliği olan Eren Erdem. Ne İmam-ı Azam'dan, ne İbni Hanbel'den, ve İmam Malik'ten nasiplenmiş adamlar. Yani iki rekat namaz kıldı diye çok affedersiniz. Kimsenin şerefsizliğini görmezden gelemeyiz. Bu kadar da açık konuşmak lazım yani. Biz şalvar dincisi değildir. Mütedeyyin bir gelenekten geliyoruz. Eren Erdem. Her cuma ezber bozanlarda farklı konuklarla buluşuyoruz. Sarin gazı yapımında kullanılan sevkiyat Türkiye üzerinden yapılıyor. Bu çelişkiler çok komik çelişkiler. Tırlarla Suriye'ye, IŞİD, Ahrar-ı Şam ve Nusra'ya gönderilmiş. İnsanları da aldatıyorsun. Mütedeyyin bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir milletvekilimizi kimseye yedirmeyiz. Hiçbir milletvekilimizi.